Merhaba arkadaşlar, PHP ile MySQL veri tabanı bağlantısı kurma serisinin ikinci videosuyla sizlerle birlikteyim. İlk videomuzda PHP'yi, backend ve frontend kavramlarını iyice anlamıştık ve PHP kodlarının çalışması için gerekli olanları da konuşmuştuk. Bu videoda ise PHP ile neler yapılabilir ondan bahsedeceğim. PHP sunucu taraflı, çok geniş kullanım alanı olan ve HTML içerisine gömülebilen bir programlama dilidir. Sunucu tarafında kodları işleyip istemciye çıktığı gönderen PHP'yi birçok alanda görebiliriz. Birçok alanda görmemizin sebepleri arasında veri tabanlarıyla entegre olabilmesi ve işletim sistemlerinin çoğunda çalışmasıdır. Bu yüzden PHP ile yapabileceklerimizin sayısı çok fazladır. Şimdi ise birkaç örnek verelim. Dinamik web siteleri oluşturabiliriz. Çerezler yani cookie'ler yazabilir ve oturum session işlemleri yapabiliriz. Test, soru cevap uygulamaları ve e-ticaret siteleri yapabiliriz. Web tabanlı e-mail uygulamaları yani örneğin Gmail, Yahoo gibi e-mail servislerinin web uygulamalarını yapabiliriz. Medya, haber ve sosyal siteleri oluşturabiliriz. Ayrıca kişisel bloglar da yapabiliriz. PHP'nin en güçlü özelliklerinden biri geniş ve gelişmiş veri tabanı desteğidir. Ücretli veya ücretsiz veri tabanlarına bağlanıp uygulamalar oluşturulabilir. Kısacası PHP ile birçok sistemin backend işlerini yapmak mümkündür. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.